1 Mayıs 2024 Siber Erastan Star Gazetesi Demokrasi Umudu ve Yeni Anayasa Yeni ve sivil anayasanın gündemde olduğu şu günlerde cumhuriyetin ikinci yüzyılındayız. Gençlerimiz astronot olma hayali kuruyor ve bizler Türkiye yüzyılı hedeflerine odaklanmış bir halde geleceğe umutla bakmak istiyoruz. Gelecek dediğimiz şey dünlerin gölgesinde boyattığı için sorumluluk açısından hem geçmişi hem de geleceği şimdiki anın kotasında değerlendirmek elbette en iyi yol gösterici olacaktır hepimize. Benim çocukluğumda bir darbe anayasası olan 1961 anayasası vardı. Kısa süre sonra 11-12 yaşlarındayken 1980 darbesi olunca junta 1982 anayasasını yapmıştı. İstanbul hukuk öğrencisiyken henüz 17 yaşımızda 82 anayasasını yapan Profesör Orhan Aldı hocamız olacaktı. Başka kıdemli hocalarımız da vardı okulda. Onlar zaten junta'nın talimatıyla 61 anayasasını yapanlardı. Bu koşullarda üniversite ve esas teşkilat hukuku ok. Okuduk. Anayasa devletin esasını, anatomisini, teşkilatlanma sistemini ortaya koyan ulusal sınırlarda en yüksek güçteki kanuni normdur. Ülkedeki tüm kanunlar anayasaya uymak zorundadır. Bu sıralarda çokça atıf yapılan 1921 Anayasası ile ilgili birkaç şey söylemek isterim. Zira Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasasıdır. Cumhuriyet'ten iki yıl önce savaş koşullarında yapılmıştır. O güç koşullar altında bile hem İstanbul'daki tutuklu rejime hem de galip devletlerin emperyal emperyalist hedeflerine rağmen milletin gücüyle, toplumsal bir sözleşme ruhuyla yazılmıştır. İçeriği elbette 1960 darbesi yapılana kadar yıllar içinde çokça değişmiştir. Zaten 21. yüzyılda zamanın ruhu bambaşka ufukları gösterirken ilk anayasanın içeriğine değil ama yapılmış usulüne, halk iradesine, milli temsil gücü ve özgüvenine de dikkat çekmek elbette değerlidir. Hep birlikte hatırlayalım. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hem hemen ardından galip devletlerin Anadolu'yu işgal projeleri işlemeye başlamıştı. Yunanlıların İzmir'e çıkmalarından bir gün sonra 9. Ordu Kıtaları Müfettişliğine atanan Mustafa Kemal Paşa, bandırma vapuruyla İstanbul'dan Samsun'a hareket etmiş, müfettişlik karargahının 18 subayıyla birlikte 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun'a gelmişti. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktığının ertesi günü Sadrazam Damat Ferit'e bir telgraf çekerek İzmir işgalini milletin asla kabul etmeyeceğini bildirmiş, Erzurum'daki 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ile hemen bağlantı kurmuştu. Kazım Karabekir onunla birlikte hareket edecekti. Bu arada önce Havza'da ardından Amasya'da Erzurum'da kongreler düzenlendi. Sivas Kongresi'nde ise artık tüm milli güçlerin tek çatı altında toplanması kararı alındı. Misaki milli sınırları içinde müdafaa vatan amacıyla tüm milli kuvvetler birleştirildi. Ordu gücünün ve maliyetinin tek çatı altında milli iradenin elinde yönlendirilmesi neticesinde kurtuluş savaşımız başlayacaktı. Bu arada başkent İstanbul'un işgali gerçekleşmiş, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağıtılmasıyla kurtuluş hareketinin bağlı olacağı meclisin açılması ihtiyacı ortaya çıkmıştı. 23 Nisan 1920 günü önce Ankara'nın manevi rehberi ve Fetet döneminde bütünleşmenin öncüsü olmuş Hacı Bayram Velib Hazretlerinin türbesi ziyaret edildi. Hatmi şerifler, Buhari hatimleri, dualar, kurbanlar eşliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk binasına gelindi. 20 Ocak 1921'de ise ilk anayasa ilan edildi. Cumhuriyet tarihimizin ilk anayasası olan 1921 Anayasası'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ruhunu özetleyen iki temel prensip mevcuttur. Bunlar milli irade ile milli egemenlik prensipleridir. Anayasanın hakimiyet bile kaydı şart milletindir diye başlayan birinci maddesi, egemenlik hakkını kayıtsız ve şartsız bir şekilde ulusa vermesi bakımından Osmanlı Türk Anayasası'nın tarihinde bir dönüm noktasıdır. O tarihten bu yana ulusal egemenlik ilkesi Türk anayasacılığının temel unsurudur. Bütün bunları yeni anayasa tartışmalarının ortasında yeniden hatırladım. Her şeyden evvel bu milletin kendi anayasasını yapabilmek kudresinin altını çizerek dün hangi zorlu koşullar altında hem anayasamızı yapmış hem de cumhuriyetimizi kurmayı nasıl başarmış isek bugün de kendi sivil, demokratik ve milli anayasamızı herhangi bir darbe veya vesayet gölgesi olmadan gerçekleştirmeye muktedir olduğumuzu düşünüyorum. Rahmetli Esas Teşkilat Hocamız Profesör Selçuk Özçelik'in dediği gibi milletlerin ruhu Anayasalarında mündemiştir.